Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Biraz antrenmana gideceğim. Gitmeden önce sizlerle ufak bir konuyu paylaşayım, konuşayım dedim. Eksik olmayın. Instagram'dan bir takım arkadaşlarımız bana fotoğraflarını değerlendirmem için gönderiyorlar. Artı soruyorlar ne yapmalıyım, ne etmeliyim diye. Bütün bu gönderilen fotoğraflarda ben ortak bir hatayı görüyorum. O da şu. Yanlış beslenme. Beslenme çok karışık, çok kompleks bir konu. O sebepten dolayı ben tam olarak bu tip sorularda yardımcı olamıyorum. Yani bana dediği zaman işte bana beslenme planı yap ya da yardımcı ol diye. Bu gerçekten çok zor bir şey. Yani bir hafta boyunca bir beslenme planı için yediğiniz içtiğiniz her şeyi yazıp bana göndereceksiniz falan filan. Benim de ne yazık ki bununla bu kadar uğraşacak zamanım yok. Her şeyin hesaplanması lazım. Felaket karışık bir şey. Onu kenara koyalım. Şimdiki konumuz bu değil. Benim gördüğüm fakat ortak bir hata var. Bu ortak hatayı yapmazsanız daha başarılı olacaksınız. Bu videoda da o konudan bahsetmek istiyorum biraz. Birincisi, bana gönderilen bütün fotoğraflarda gördüğüm şey, protein alımınız çok az. Hiç spor yapmasanız bile protein alımınız daha fazla olsa, sadece protein alımınız daha fazla olsa o vücutlar daha farklı gözükür. Örnek, yine isim belirtmeden bana bugün gelmiş olan bir resimden bahsedeceğim. Arkadaşımızın boyu 1,78. Benimle aynı. Kilosu sadece 74. Vücut yağ oranının %16, %17 o civarlarda olduğunu söylüyor. 1,78 boya 74 kilo, sadece 74 kilo ve %16, %17 vücut yağ oranı genç bir yaşta, bana göre çok genç, yani 20'li yaşlarının başında, gerçekten çok kötü. Yani bu bir çeşit skinny fat. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi çok basit. Beslenmenin uymaması, yanlış olması ve her şeyden önce protein alımının beslenmede çok ama çok yetersiz olması. Bu insanlar, başkaları da var. Yine aynı ama hepsindeki ortak sorun aynı. Boyla kiloyu yan yana koyduğumuzda bu çocuklar şişman diyemezsiniz. Göbekleri var bazılarının. Yağlılar, çok yağlılar olması gerekene göre şişman değiller. Yani obez falan değiller ama yağlılar, skinny, tam bir skinny fat durumu. Kilo ile boy orantılı, hatta kilo düşük bile ama adamın yağ oranı özellikle yaşına göre çok yüksek. Bunun sebepleri ne? Birincisi, bizim yemeklerimiz, klasik Türk yemekleri, ister evlerimizde yapılsın ister dışarıda, aşırı yağlı. Birinci ve en büyük sebep bu. Ve bizim yemeklerimiz genelde karbonhidrat zengini, yağ zengini olmasına karşın protein konusunda zayıf. Örnek, birçok yemeğimizde kuzu eti kullanırız ki kuzu eti felaket yağlı bir ettir. En basit örnek. Diğer bir sorun da şurada. Ben kendim de Türkiye'de yetiştiğim için, bizim zamanımızda da bu böyleydi. Bugün de farklı olduğunu hiç zannetmiyorum. Biz çok fazla hazır yemek, fast food düşkünü bir gençliğiz. Ya yani gençliktik. Şimdi genç olanlar için de aynı şeyin geçerli olduğundan ben eminim. Kesinlikle dışarıya çıktıklarında arkadaşlarıyla McDonald's, işte Burger King, bu tip şeyleri yiyip içiyorlar. Arkadaş ortamında fındık, fıstık, çerez, ondan sonra cips, bu tip şeyler gidiyor, tüketiliyor. İçeceklere baktığımızda kola, Red Bull, bu tip şeyler yine ana sağlatılıyor. Durum böyle olunca da ortaya bu tip bir sonucun çıkması gayet normal. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu video yine biraz daha uzun sürecek, 5 dakikadan. Çünkü 4,5 dakikayı şu anda geçtik. Başkalarından farklı görünmek istiyorsanız onlardan farklı şeyler yapmanız lazım. Bu da ne demek oluyor? Çok basit. Bütün fast food'u hayatınızdan kaldırın, atın. Bu bir. İki, şeker oranı çok yüksek olan, gerek Red Bull gerek kola, diyet de yazsa, şekersiz de yazsa, kaldırın, hayatınızdan atın. İkinci sorun bu. Bu sebepten dolayı kilonuz düşük ama
Ona rağmen vücut yağ oranınız yüksek. Üçüncü sebep, çok az yiyorsunuz. Az ve yanlış yiyorsunuz. Daha fazla yemeniz lazım kalori ihtiyacınıza göre ve doğru şeyleri yemeniz lazım. Yani ben her zaman söylerim, önemli olan neden, ne kadardan çok ne yediğiniz. Ne yediğiniz çok önemli bir konu. Diğer başka bir şeye gelelim. Öğrenci olan arkadaşlarımız için ya da çalışan arkadaşlarımız için. Ben önceki zamanlarda yemeğimi yanımda taşırdım. Aynı büroda çalıştığım arkadaşlarım öğlen olduğu zaman kebap, pizza, aklınıza ne gelirse ısmarlıyorlardı. Ben de çantamdan pilav, tavuk eti, işte ne bileyim pilav, biftek falan çıkardığım zaman ya da evde yaptığım herhangi başka bir yemeği bana uyacak, benim paramın olmadığını, bu sebepten dolayı kendi yemeğimi yanımda taşıdığımı, hatta bazen öğlen saatlerinde yemezdim, ufak tefek şeylerle geçiştirirdim diyette olduğum için. Daha sonraki saatlerde ufak bir şey yerdim, uyuyacak bir şey ya da protein şekli geçiştirirdim. Bana yemek ikram ederlerdi ki, hani düşünüyorlardı bu çocuğun parası yok. Öyle söyleyeyim, buna şey yapalım, sağ olsunlar. Ama olay bununla alakalı değil. Olay benim sadece ihtiyacım olan ve bana zarar vermeyecek şeyleri yememdi. Kısacası siz de bunu yapmalısınız. Ben bugün bana yazan arkadaşa da aynı tavsiyede bulundum. Yemeklerini kendin hazırla. Plastik bir kaba doldur. Yanında götür ve gerektiği zaman çıkart, ye. Diğerlerinin ne söyleyeceği, gülecekmiş, komikmiş falan umursamayın. Çünkü diğerlerinden farklı gözükmek, diğerlerinden iyi gözükmek istiyorsanız fiziksel olarak diğerlerinden farklı şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Benim daha önce yiyip içip sosyal medyada paylaştığım, hazırladığım bir takım yemeklere çevremdeki insan, "İy, bu ne, iğrenç, köpek mamasına benziyor falan filan, kedi mamasına benziyor." Böyle şeyler söylerlerdi. Bu benim umurumda mıydı? Hayır, değildi. Neden? Çok basit. Ben dışarıya çıktığımda göze batacak gibi gözükürken fiziksel olarak bunu bana söyleyen hatun kişiler de vardı, arkadaşlarım. Hepsi ya yüz yuvarlak ortada dolaşıyordu ya da yandan bakıldığı zaman gözükmüyordu. İşte bu sebepten dolayı kimsenin size ne dediğini fazla iplemeyin. Bu kadar basit. Kim ne derse desin. Yemeniz gereken yemeğinizi kendiniz gerektiği şekilde hazırlayın. Yanınızda taşıyın. İleride bu konuda da bir video yapacağım. Ne hazırlanıyor, ne taşıyorum yanımda falan filan. Bunu yapmak zorundasınız eğer ki diğerlerinden farklı gözükmek istiyorsanız. Ha yok diyorsanız ki, ben normal görüntümle memnunum. O zaman tıpkı diğerleri ne yiyorsa yemeye devam. Ama şunu unutmayın, onlar nasıl gözüküyorsa siz de öyle gözükürsünüz. Bu kadar basit. Şimdilik görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve lütfen videolarımı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar.